Bilimsel gösterimin ne olduğuna, niçin önemli olduğuna ilişkin Khan Akademi'de iki tane video var. Hatta bu videolarda birkaç alıştırma da göreceksiniz. Bu videoda ise CK12, CK12.org sitesindeki Cebir kitabıyla, Cebir kitabının kullanarak bilimsel gösterim konusunda daha çok alıştırma yapacağız. Evet, şimdi bilimsel gösterimle yazılmış bazı örneklere bakalım. Ama önce hatırlayalım, bilimsel gösterim çok büyük veya çok küçük sayıları bir, kolayca yazmamızı sağladığı için, 2, yazılanı, yazılmış olanı kolayca anlayabilmemizi sağladığı için faydalıdır. Evet, gelin hemen başlayalım. Mesela 3 virgül çarpı 10 üzeri 2. Bunu sayısal değeri olarak yazacağım çünkü zaten bu bilimsel gösterimle yazılmış durumda. Onun bir kuvvetinin çarpımı olarak yazılmış. Peki bunu sayısal değeri olarak nasıl yazacağız? Bunu yazmanın bir uzun bir de kısa yolu var. Önce uzun yol. Aslında bu 3,102 çarpı 100 ile aynı şey. Yani 3,102 çarpı 100 dersek, bu 3, 1, 0, 2 ve arkasında 2 tane 0 olacak. Daha sonra ondalık işaretini 1, 2, 3 basamak sola kaydıracağız. İşte doğru cevap bu olacak. 310,2. Ne dedik? Bunu yapmanın bir de kısa yolu var demiştik. Mesela, burada, ondalık işaretinden önce sadece 3 var. Eğer, bir şey çarpı 10'un ikinci kuvveti dersem, aslında bu, ondalık işaretini 2 basamak sağa kaydırmakla aynı şey demek. Buna göre, 3,102 çarpı 10'un ikinci kuvveti, eğer ondalık işaretini 1, 2 basamak sağa kaydırırsam, çünkü bu onun ikinci kuvvetiydi, bu, 310,2 eder. Sonucumuz aynı. Aslına bakarsanız 10 her çarptığımızda ondalık işaretini bir basamak sağa kaydırıyoruz. Evet, gelin bir örnek daha yapalım. Mesela 7,4 çarpı 10 üzeri 4'e bakalım. Bunu kısa yoldan çözelim. Ondalık işaretini, ondalık işaretini virgülü 4 basamak sağa kaydıralım. Öyleyse 7,4 çarpı 10'un dördüncü kuvveti olarak yazabiliriz çarpı 10 üzeri 1 dersek 74 olur. Buraya bir tane 0 eklemeliyiz çünkü ondalık işaretini tekrar kaydırmamız gerekecek. 10'un 3. kuvveti 7400 eder. Ve daha sonra onun dördüncü kuvveti dersek 74.000 olur. Dikkat edin sadece bu ondalık işaretini aldım ve 1, 2, 3, 4 basamak taşıdım sağa doğru. Buna göre aslında bu gösterim 74.000'e eşitmiş. 74'e geldiğimde ondalık işaretini bir basamak daha sağa kaydırmam gerekiyordu. O yüzden buraya bir tane 0 koydum. 0 eklemeyi 10'lu çarparak yapıyoruz. Bunu düşünmenin bir başka yolu da baştaki rakam ve ondalık işareti arasında 4 basamak gerekiyor. Tam burada sadece bir yerimiz var, bir basamak var. Bize 4 yer, 4 basamak gerekiyor. Buna göre 1, 2, 3, 4. Şahane. Birkaç alıştırma daha yapalım çünkü ne kadar çok alıştırma yaparsak neler olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi buna bakalım. 1,75 çarpı 10'un eksi 3. kuvveti. Bu bilimsel gösterimle yazılmış. Bunun sayısal değerini bulacağız. Eğer bir şey çarpı onun negatif bir kuvvetini alıyorsak, ondalık işaretini sola kaydırırız. Evet, sayımız 1,75. Sayımız çarpı 10 üssü eksi 1 dersek, 1 basamak sola gideceğiz. Ama eğer bu çarpı 10 üssü eksi 2 dersek, 2 basamak sola gitmemiz gerekir. Öyleyse buraya bir tane 0 koymalıyız. Çarpı 10 üzeri negatif eksi 3 dediğimizde de, 3 basamak sola gitmeliyiz ve bir tane daha 0 eklemeliyiz. Buna göre cevabımız 0,00175 olacak. Bu, 1,75 çarpı 10 üzeri eksi 3 ile aynı şey. Cevabın doğru olup olmadığını kontrol etmek için başka bir yol, eğer burada bir tane 1 bir varsa, 1'i sayarsak, ondalık virgülün sağındaki sıfırlar dahil olmak üzere, 1, buradaki negatif kuvvetle aynı olmalı. Bu, negatif üçüncü kuvvetle aynı şeydir. Aslında sayının binde birini alıyoruz. Buna göre buradaki binde birdir. Gelin bir örnek daha yapalım biraz daha karışık bir şeyler yapalım. Bir sayısal değeri bilimsel gösterime çevirelim. Diyelim ki sayımız 120.000. Biraz önce söylediğim gibi bu sayısal değeri ve bunu bilimsel gösterimle yazacağız. Bunu şöyle yazabilirim. En baştaki rakamları alıyorum. 1,2 çarpı 10 üzeri, burada baştaki rakamdan sonra 1'den sonra kaç basamak olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 1,2 çarpı 10'un 5. kuvveti. Bu da 1,2. 10'un 5. kuvveti 100 bindir. Yazalım. 1,2 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 tane 0 var. Bu 10'un 5. kuvveti eder. Buna göre 1,2 çarpı 100 bin yani 120 bin olacak. 1,10 da 2 çarpı 100 bin yani 120 bin. Evet, umarım yaptığımız örnekler kafanızda bir şeyler oluşmasını sağlıyordur. Evet, gelin bir örnek daha yapalım. Bu sefer sayısal değerimiz 1 milyon 765 bin 244 olsun. Bunu bilimsel gösterimle yazacağız. Ne yapıyoruz? Baştaki rakamı alıyoruz. 1, bir tane ondalık işareti koyuyorum. Diğer her şey ondalık işaretinin arkasına gidiyor. Daha sonra baştaki rakamla ondalık işareti arasında kaç tane rakam, kaç tane basamak olduğunu sayıyoruz. Tekrar ediyorum, baştaki sayı ve ondalık işaretinin arasındaki rakamları, basamakları sayacağız. Daha sonra sondaki rakamla ondalık işareti arasında kaç tane rakam, kaç tane basamak olduğunu sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 rakam, 6 basamak var. Dolayısıyla bu, 10 üzeri 6'ya eşit olacak. Hızlıca düşünürsek, onun 6. kuvveti 1 milyon eder. Buna göre bu, 1,765244 çarpı bir milyondur. 1 milyondur. 1,7 çarpı 1 milyon yaklaşık olarak 1,7 milyondur. Mantıklı değil mi? Evet, gelin bir tane daha. Bu sefer daha basit bir sayı düşünelim. Mesela, 12'yi bilimsel gösterimle nasıl yazarız? Aynı şekilde 12 eşittir 1 virgül 2 çarpı burada 1 ve ondalık işareti arasında sadece bir basamak var. Yani bu 1 virgül 2 çarpı onun birinci kuvveti demek. Veya 1 virgül 2 çarpı 10 bu da 12 eşittir. Ama burada 12'yi bilimsel gösterimle yazmak sayısal değerini yazmaktan daha fazla yer aldı. Şimdi gelin onun negatif kuvvetini aldığımız alıştırmalar yapalım. Diyelim ki sayımız 0,00281 olsun. Bunu bilimsel gösterimle nasıl yazacağız? Aslında burada yapmamız gereken şey şu. 0 dışındaki ilk rakamı değere dahil edebilmek için kaç basamak gitmeliyiz? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sayalım. 1 2 3 yani ondalık işaretine 1, 2, 3 basamak kaydırıyoruz. Ondalık işaretini 3 basamak sağa kaydırabilmek için bunu 10 üzeri 3 ile çarpmamız gerekiyor. Ama bir sayıyı bir değeri 10 üzeri 3 ile çarparsanız değerini değiştirirsiniz. Dolayısıyla bunu aynı zamanda 10 üzeri negatif 3 ile de çarpmalıyız. Böyle yaparsak değeri değişmez değil mi? Eğer sayıyı 10'un 3. kuvvetiyle çarparsam, yani 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri negatif 3, 3 eksi 3 0 eder, 10 üzeri 0 da 1 eder. Yani 1 ile çarpmakla aynı şey. Evet, sonuçta bu kısım neye eşit olacak? Eğer ondalık işaretini alır ve 3 basamak sağa kaydırırsam, buradaki kısım 2,81 olur. 2,81'e eşit olur. Bu çarpı 10 üzeri eksi 3. Bunu yapmanın çok kısa bir yolu şu da olabilir baştaki rakam dahil olmak üzere ondalık işaretinden sonra kaç tane basamak var sayalım. 1, 2, 3. Yani bu 2,81 çarpı 10 üzeri negatif 1, 2, 3. kuvveti olacak. Nefis. Evet, bunun gibi bir tane daha yapalım. Biraz yer açalım. Diyelim ki 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soruda kaç tane 0 var? Şimdi bir şey uydurayım. 0, 2, 7. Sayımızın değeri bu. Şimdi bunu bilimsel gösterimle yazacağız. Peki, ondalık işaretinin arkasındaki 2'ye kadar olan haneleri, basamakları sayalım. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki bilimsel gösterimimiz 2,7 çarpı 10'un negatif eksi 8. kuvveti olacak. Hemen bir tane daha yapalım. Biraz değişiklik olsun diye bunda bilimsel gösterimle başlayalım ve sayısal değere gidelim. Buraya yazıyorum. Evet, 2,9 çarpı 10'un eksi 5. kuvveti. Bunu düşünmenin bir yolu, baştaki rakam ve ondalık işaretinin sol tarafındaki tüm sıfırlar toplamda 5 basamak olmalı. Yani burada bir 2 ve bir 9 var ve sonra 4 tane sıfır olacak. 1, 2, 3, 4. Daha sonra ondalık işaretimiz gelecek. 4 tane sıfır olduğunu nereden bildim? Çünkü saydım. Baştaki rakam dahil ondalık işaretinin arkasında 1, 2, 3, 4, 5 basamak var. Öyleyse bu 0 0,000029. Kontrol etmek için şimdi diğer tekniği kullanalım. Bunu bilimsel gösterimle nasıl yazarım? Önce tüm rakamları en sondaki sıfırdan sonraki rakam dahil olmak üzere ondalık işaretinin arkasındaki tüm sıfırları sayarım. 5. Buna göre 5 basamak var. 10 üzeri eksi 5. Bu şekilde yazdığımızda 2,9 çarpı 10 üzeri eksi 5 olacak. Bu aslında son derece mantıklı ve işimize yarayan bir işlem. Eğer bu sayıyı 2,9 yapmak isteseydim, bunun gibi ondalık işaretine 1, 2, 3, 4, 5 basamak kaydırmam gerekirdi. Ondalık işaretini sağa doğru 5 hane 5 basamak kaydırmak için şöyle göstereyim. 0, 0, 0, 0, 0 2, 9. Eğer bunu 10'un 5. kuvvetiyle çarparsam aynı zamanda 10'un eksi 5. kuvvetiyle de çarpmalıyım. Çünkü sayının değerinin değişmesini istemiyoruz. Burada yaptığımız bir değeri, bir sayıyı sadece 1 ile çarpmak. 10'un 5. kuvveti çarpı 10'un eksi 5. kuvveti 1'dir, değil mi? Dolayısıyla bu kısım ondalık işaretini 5 basamak sağa kaydıracak. Cevabımız 2,9 olacak ve burada çarpı 10 üzeri eksi 5'imiz de var. Evet bu alıştırmalardan sonra bilimsel gösterimin ne olduğunu çok iyi anladık değil mi? Şahane.